Doçent Doktor Yurdagül Bezirgen Arar hocamız var. Dijital iletişim çağında ekran, mekan ve benlik sunumu. Çevrim içi etkileşimler üzerine bir değerlendirme bildirisini sunacak. Sayın hocam buyurun. Çok teşekkür ediyorum hocam. Herkese tekrar merhaba. Teşekkür ederim. Şöyle başlatalım. Evet. Hocam ismimi ve sunumumun başlığını söylediği için o detayı geçerek çok kısa bir bu çalışmada ne yapmaya çalıştığımı özetlemek istiyorum. Şimdi gündelik sosyal etkileşimlerimizin dijitalleşmeyle birlikte fizikiden çevrim içi mekansallığa evrilmesini ekran, mekan ve benlik sunumu ilişkisi bağlamında değerlendirmeye çalışacağım. Bunu yaparken de bir sosyal psikoloji teorisi olan Wolfman'ın benlik sunumu teorisinden faydalanacağım. Şöyle geçeyim. Aslında belki hepimizin bildiği bir teori ama bizlerin oluşturması açısından kısa bir özetini vermek istiyorum. Benlik, bireylerin kendi hakkındaki temsillerinin bir bütünü. Sosyal psikologlar tarafından gerçekleştirilen araştırmalar, benlik araştırmaları üç sorun etrafında odaklaşıyor. Bunlardan ilki benlik kavramı, yani kendimizi nasıl tanımladığımız meselesi üzerinde duruyor. Bu benliğin bilişsel yanına karşılık geliyor. Benlik saygısı ve öz saygı bir diğer odaklanılan alan. Burada kendimizi nasıl değerlendirdiğimiz, yani benliğin duygusal ve değerlendirmeler içeren yanını ifade ediyor. Bir diğer araştırma alanı da benlik sunumu. Yani kendimizi nasıl sunduğumuz, bu da benliğin davranışsal yanına karşılık geliyor. Burada benim temel aldığım kısım benlik sunumu boyutu oluyor. Hemen şöyle özetle bunu sorularla nasıl örneklendirebiliriz dersek, ben kimim dediğimizde ben akıllı biriyim şeklinde vereceğimiz bir cevap benlik kavramımıza, yani bilişsel boyutuna denk geliyor meselenin. Kendimi nasıl buluyorum dediğimde akıllı olmak bir kalitedir dersem benlik saygıma karşılık geliyor bu verdiğin cevap. Nasıl davranıyorum dersem yine aklımı göstermeye çalışıyorum. Belki bu yönde bir takım stratejilere başvuruyorum. Bu da davranışsal boyutu, yani benim benlik sunumumu ifade ediyor. Benlik sunumu ya da sosyal psikolojide kendi sunumu olarak da geçiyor. Bireyin diğerleri tarafından kendi benlik kavramına uygun, çoğu kez de olumlu bir şekilde algılanmasını ifade ediyor. Ve diğerleri önündeki davranışlarını kontrol etmeye ve görünümünü ayarlama çabalarını kapsıyor. Burada iki tip ayırt ediliyor literatürde. Stratejik kendini sunma. Burada benlik imajının kontrolü var. Kişiler diğerleriyle ilişkilerinde bir tür imaj manipülasyonuna giriştiklerinde bir stratejik kendini sunma metoduna başvurmuş oluyorlar. Otantik kendini sunma dediğimiz şey ise kendimizi ya da gerçek benliğimizi karşımızdakinin daha iyi anlamasını sağlayacak şekilde davrandığımızda gerçekleştiriyoruz. Burada da daha makyajsız ve doğrudan davranışlar tercih ediyoruz. Teori farklı isimler altında farklı araştırmacılar tarafından literatürde geçiyor. İşte bunlardan biri Irving Goffman'ın dramaturjik ya da tiyatro yaklaşımı dediğimizde benim bu çalışmada temel aldığım teori. Yine sosyal psikolojide izlenim yönetimi teorisi, durumsal kimlikler teorisi ya da kendini sevdirme teorisi gibi isimler altında çalışılmış bir alan. Hemen Goffman'ın dramaturjik yaklaşımı ve benlik sunumuna bakacak olursak, dramaturji oyun kuramı ve tiyatro kurumu anlamına geliyor. Gündelik sosyal yaşam ve kişiler arası ilişkileri bireylerin çeşitli rolleri oynadıkları bir tiyatro alanı olarak kavramsallaştırıyor. Goffman aslında gündelik etkileşim ve ilişkileri açıklamak için bir rol kuramı da geliştiriyor ve tıpkı bizlerin sahnedeki oyuncular gibi sürekli karşısına çıktığımız çok çeşitli izleyicilere kendi imgemizi sunmakla meşgul olduğumuzu iddia ediyor. Burada tabii Goffman'ın söylediği bir şey her insanın çok sayıda kimliğe sahip olduğu, yani hepimizin bir kimlikler repertuarına sahip olduğu ve muhataplarımızın durumuna göre veya koşullara göre bunlardan birini oynadığımız ve o rolün görüntüsünü verdiğimiz yönünde. Burada Goffman şunu söylüyor, zor olan diyor hem sahnede hem de sahne dışında oyun oynamak değil. Aksine oyun oynamamaktır. Çünkü herkes her zaman oyun oynadığı için aslında doğallığın ve sahiciliğin ne olduğunu sorgulamak da çok anlamlı değildir diyor. Goffman'ın bu teoriyi ifade ederken kullandığı birçok kavram var ama ben bu çalışma açısından bunlardan bazılarını tercih ettim. Dolayısıyla bunları da yardımcı kavram seti olarak ifade ediyorum. Şöyle ki bunlardan bir tanesi performans, yani bir kimsenin belirli bir gözlemci kümesi önünde bulunduğu süre boyunca gerçekleştirdiği ve gözlemciler üzerinde az çok etkisi olan tüm faaliyetler. Mesela ben şu an sizin karşınızda bir performans gerçekleştiriyorum. Gözlemciler de sizlersiniz ve bu performansı değerlendiriyorsunuz bir yandan. Aktörler performansı ortaya koyan, bir rutini oynayan kişiler ki ben burada bu performansın aktörüyüm. Gözlemci ve katılımcılar bir toplumsal durumdaki toplam etkinliğin diğer bileşenleri, izleyiciler ve değerlendiriciler bir bağlamda.
Şu içinde bulunduğumuz anda bunu da sizler temsil ediyorsunuz. Vitrin, vitrinin çeşitli unsurları var. Bunlardan bir tanesi set olarak geçiyor ki bu performansların... Yurdagül hocam pardon, katılımcılardan bir uyarı var. Evet. Slaytımız ekrana yansımıyor sunumumuz. Öyle mi? Hep bir tane ekran yapıp sunumumuzu ekrana yansıtabilirsek. Bir saniye. Şöyle çıkıp hemen. Geldi mi hocam? Evet, şu anda ekranda paylaşım var. Bulunduğunuz slayta gelirseniz. Tamam. Bu slayt şuydu. Tamam hocam. Tamam. Özür diliyorum. Vitrin kısmında kalmıştık. Bu önemli bir kavram. Set ve kişisel vitrin diyebileceğimiz unsurları var vitrininde. Burada kişinin gözlemcilere durumunu tanımlamak üzere kısıtlı ya da kasıtsız olarak kullandığı standart ifade donanımını kapsıyor vitrin. Set dediğimiz aslında içinde bulunduğumuz dekor ya da mekana ilişkin bir takım eşyalar, unsurları ifade ederken kişisel vitrin dediğimiz bizim görünüşümüz ya da tutumumuz şeklinde ifade edilebilir. Şimdi çevrim içi etkileşimler ekran ve mekan arasında nasıl bir bağlantı kurmaya çalıştım? Fiziksel temas ve paylaşıma dayalı gündelik sosyal etkileşimlerimiz iletişimdeki dijitalleşmeyle birlikte zaman ve mekan bağlamından koptu. Ekran ve mekan arasında farklı bir ilişkisellik ortaya çıktı. Bu özellikle hepimizin bildiği gibi pandemiyle birlikte daha belirgin bir hale geldi. Neredeyse bütün etkileşimlerimizin çevrim içi bir şekilde gerçekleşmeye başlaması mekanın ve etkileşimlerin fizikselliğini ekran dolayımlı ve çevrim içi bir deneyim alanına taşıdı. Ekran, bilgisayar, işte tablet, telefon her neyse bu etkileşimlerde mekanı aracılayan bir mecra olarak üst konuma yerleşti. Şimdi Goldman'ın kavramları üzerinden giderek bir değerlendirme yapmaya başlayacak olursam, vitrin bu çevrim içi performanslarımız sırasında neye dönüştü, neye evrildi? Bir kişiselleşme ve performans kayıplarına sahip olan bir şey olarak değerlendirdim ben bunu. Fiziksel mekansallık ve etkileşim koşullarında vitrin aktörün performans sergilediği bir yer. Yani kişisel vitrini ve aynı zamanda set içinde bulunduğu dekor diyelim. Örneğin biz akademisyenlerin bir amfide ders vermesinde. Daha öncesinde yani fiziki temas halinde olduğumuz dönemde profesyonel olarak tasarlanmış şekildeydi. Vitrin hazır ve hem aktörü hem de izleyicileri bu mekansallığa davet eden bir niteliğe sahipti. Yani biz örneğin ders vermek istediğimizde bunu bir performans olarak düşünürsek hem biz hem de gözlemci, katılımcı olarak öğrencilerimiz dersliğe veya amfiye gidiyorduk. Burada önceden tasarlanmış bu performansa uygun bir set içerisinde performansımızı gerçekleştiriyorduk. Sayın hocam, iki dakika içinde toparlamanızı rica edeceğim. Aman Tanrım hocam. Evet, maalesef. İşte hocam bir artı beş dakika. Tam da dediğiniz sıkıntıyı yaşıyoruz hocam. Aa, çok kötü. Evet. Yani o zaman şöyle örneklerle ilerleyeyim. Çünkü şöyle şu pandemi döneminden hatırlayacağınız bir görüntü. Vitrinin burada gayet aslına bakarsanız çevrim içi bir etkileşim için oldukça profesyonel tasarlandığını görüyoruz. Arkada bir harita, bir çalışma odası. Ve profesyonelce giyinmiş bir aktör bir performans sergiliyor. Bu bir BBC muhabiri. Fakat performansı bir çocuğun araya girmesiyle sabote edilebiliyor. Dolayısıyla bu performans bir şekilde gündelik fiziki yaşamda olabileceğinin dışında bir kesintiye uğruyor. Keza bizler de bunu kendimiz yaşamış olabiliriz. İşte üzerimizde ceket, altımızda pijama ile ders verirken aniden bir dış etken vasıtasıyla ayağa kalkıp performansımızı kendimizin helak ettiği durumlar yaşamış olabiliriz. Bir başka örnek şu şekilde. Burada aktörün bu durumu daha kolay bir şekilde tolere ettiğini görüyoruz. Benlik sunumu otantik mi, stratejik mi konusu bir değerlendirme boyutuydu. Burada kitaplar meselesi çok tartışıldı. Arka fonda kullandığımız kitaplar yani set, vitrin içerisinde kullandığımız kitaplar bir tartışma konusuna dönüştü. Bunların aktörün gerçek otantik benliğini mi ifade ettiği yoksa stratejik olarak mı kullanıldığı, kitap, kütüphane fetişizmi, okumuş, cahil, entelektüel, anti entelektüel kavramları etrafında tartışıldı. Bazıları bunun stratejik bir benlik sunumu olduğunu ifade ettiler. Yani dediler ki abi bir çok kültürlüyüm demenin bir dekoru ya da bir kültür görgüsüzlüğü dendi. Hatta işte Brad Pitt bunu böyle biraz tiye aldı bir skecinde ve kendisinden görmeye alışık olmadığımız bir formellik içerisinde ifade etti. Tabii ki bunu bir otantik benlik sunumu olarak yorumlayanlar da oldu. Hızla geçmek durumundayım.
bir üniversitemizin rektörü dedi ki bu yani bizim performansımızın doğal olan bir parçası. Keza dün gördüğüm, izlediğimiz Profesör James Curran da kitaplar önünde konuşarak aslında otantik benliğin bir parçası olarak bunu performansını gerçekleştirdi. Bu işin bir ekonomisi de vardı. Tabii ki vitrin ve set ekonomisi de oldu. Bize bir takım dekor önerileri geldi. Yanda gördüğünüz küçük kutucuğun içerisinde bir gazete haberinden aldığım tavsiyeleri görüyorsunuz. Düzenleyerek işte ortamınızı başlayın, arka planınızı basit tutun, bitki ve yeşillik koyun, işte kitaplardan yararlanın gibi tavsiyeler geldi. Mesela IKEA ve Koçtaş'ın bu işi biraz ekonomiye ve pazarlama stratejisine dökerek kişilere tavsiyelerde bulunduğunu ve bu sırada kendi ürünlerini kullandığını gördük. Son slaytım gerçekten çok hızlı ve uçarak gittim. Lütfen hocam, lütfen toparlayalım hocam. Şimdi tercihler, imkanlar ve istisnalar bağlamında aktörleri, vitrin ve performansları değerlendirecek olursak önümüze çevrim içi etkileşimlerle birlikte sınırsız alternatif çıkmış gibi görünüyor ama kişilerin imkanlarıyla ya da tercihleriyle bağlantılı durumlardan söz edersek burada kendine ait bir oda diyerek Virginia Woolf'a bir atıfta bulundum. Mekansal özelliğe sahip olabilen şanslı bir grup insan, seçim yapabilenler, seçme imkanı olabilenler, kadın veya erkek olabilir ama çoğunlukla bekar ya da yalnız yaşayan kişiler performansını gerçekleştirebilmek için örneğin ders sunarken bir ev, bir kişisel oda, çalışma odası ve diğer set unsurlarına sahiptiler. Ama bu herkes için geçerli değildi. Neresi olursa olsun yeter ki sunumumu yapayım, dersimi vereyim diyenler vardı ki bunlar genellikle kadınlar, çocuklu akademisyenlerdi belki. Bunlar ev içi ortamda belli bir konfor alanına, özel alan özelliğine sahip olmayan, bundan yoksun olan gruplardı. Dolayısıyla ev içi rol ve sorumlulukları da işin içine girince benlik sunumu meselesi bir kaygı olmanın ötesine geçti. Mesela az önce Selin hocamızın çocuğu içeriye girdi. Deminden beri anlatmaya çalıştığım şey biraz örnekleyen bir durumdu. Formalliği tercih edenler, resmiyeti tercih edenler açısından sınıf ya da ofis ortamları tercih edildi. Mahremiyet hissine sahip olanlar arka planlarını çeşitli yöntemlerle filtrelediler. Teknolojiden yararlanmak isteyenler yine arka planlarını çeşitli uygulamaları kullanarak maksimum görsel etkiyi yaratmak üzere dikkati dağıtmayacak şekilde planladılar. Bütün bu anlattıklarım, evet bitirdim, benim gözlemlerime dayalı bir teoriden faydalanarak gerçekleştirdiğim değerlendirmeler. Araştırmaya mutlaka muhtaç, onu da yapacağım. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Yurdagül Hocam, biz çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten ben üzülüyorum. Yani bu tür sunumların çok daha rahat yapılabilmesi lazım. Benim de araya girmem lazım, söyleyeceklerimi söylemem lazım, sizden daha fazla bir şeyler istemem lazım, faydalanmam lazım dinleyiciler adına. Ama maalesef bu süre konulunca biz de bunu uygulamak zorunda kalıyoruz. Tekrar affınıza sığınarak teşekkür ediyorum, sağ olun. Estağfurullah.